İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. İnsan, yakınına yaklaşamadığı hayvanları avlamak için ileriye fırlatabileceği menzilli bir silah ihtiyacını her zaman hissetmişti ve yayın icadına kadar bu boşluğu mızrakla doldurmuştu. Jambi ve ekibi, insanların yaya ulaşana kadar ellerindeki en önemli menzil silahı olan mızrağın özelliklerini bize gösterecek. Şaşırtıcı gelebilir ancak günümüzde kullanılan 10 bin kilometre menzilli füzelerin atası işte bu mızrakta. Kullanıldığı dönemde mükemmel bir av silahı olduğuna hiç şüphe yok. Üretmesi ise oldukça kolaydı. Bir sopanın ucuna keskin bir taş ya da bir kemik parçası bağladığınızda dönemin en uzun menzilli silahına sahip olabiliyordunuz. İşte tamam. Artık ilkel mızrağımı deneyebilirim. Jambi, spor bilimleri uzmanı Ferhat ve ekibinin yardımıyla insanların ellerindeki en önemli menzil silahı olan mızrağın avantaj ve dezavantajlarını tecrübe edecek. Oluşturdukları simülasyonda hedef olarak projeksiyon sistemiyle duvara yansıtılan bir yaban hayvanı görüntüsü yer alıyor. Ön tarafta ise Jambi'nin fark edilmeden hedefe yaklaşabileceği en uzak mesafeyi belirleyen siperler bulunmakta. Jambi'nin atış hareketine başladıktan sonra mızrağının elinden çıkışına kadar geçecek zaman ve mızrağının elinden çıktıktan sonraki hızı çok önemli. Çünkü bu süre zarfı aynı zamanda avının da Jambi'yi fark edip kaçabileceği saniyeler anlamına gelir. İkinci mızrağı atmak için zamanın olmayacak. Unutma. Aç kalmamak için sadece tek bir fırsatın var. Evet, sonuçlar nasıldı? Mustafa, sonuçları ekrana yansıtır mısın? Siperden çıkıp mızrağını atana kadar geçen süre 3 saniye. Mızrağın hızı ise 10 metre bölü saniye. Yani 20 metrelik mesafede toplam 5 saniye kaybettin. Sanırım bugün aç kaldık. Kısacası evet, aç kaldım. Yani belki siperden daha hızlı çıkıp atış yapabilirim. Hatta mızrağı fırlatma hızımı da arttırabilirim. Ancak avın beni fark ettiği anda ne tarafa doğru kaçacağını tahmin etmek oldukça zor.
Mızrağı fırlatmak için ortaya çıktığınızda avın sizi fark etmesine neden olan büyük kol ve vücut hareketiniz başarı yüzdenizi oldukça düşürüyor. Ancak mızrak, menzilli silahlar adına yine de muhteşem bir keşif ve insanoğlu için büyük bir ilham kaynağıydı. Dezavantajları olsa da mızrakla avlanmak, elle avlanmaya göre daha başarılı olmalarını sağlıyordu. Özellikle gruplar halinde yapılan planlı avlar bu silahın verimini daha da arttırmıştı. Ancak insanlık bununla da yetinmeyecekti. Bir sonraki aşama ilkel yayın icadıydı. Ok ve yay. İnsanlığın ateşten sonraki en büyük buluşu. Bu aletin ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz. İspanya'nın Levante bölgesindeki mağaralarda bulunan resimlerin yapıldığı dönemlerde askeri okçuluğun başladığını söyleyebiliriz. Bu da bizi M.Ö. 18 binli yıllara götürüyor. Ama elimizdeki en eski yay örneği Danimarka'da bulunan 8500 yaşındaki Holmegard yayı. Yakın zamanda da İstanbul Yenikapı metro kazılarında M.Ö. 7000'li yıllara tarihlenen 37 santim uzunluğunda bir yay parçası bulundu. Tam yaşı tespit edildiğinde Yenikapı yayı da bilinen en eski yaylar literatürüne girebilir. Peki elimize ulaşan bu ilk yayların özellikleri neydi? Hangi avantajları sayesinde mızrağın yerini hızlı bir şekilde aldı? Yay ustası İbrahim ve Janbi bize dünyada kullanılan ilk yayların bir örneğini yapıp test ederek bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacaklar. Dünya tarihindeki ilk yayların matematiği çok basitti. Esnek bir ağaç parçasını yontup bir iple birleştirirlerdi. Ben bu yay için meşe ağacını tercih ettim. Çünkü işlemesi çok kolay, buna karşılık çok sağlam ve en önemlisi esnek olması. O dönemde kullanılan kesici aletlerin bu kadar gelişmediğini düşünürsek böyle bir ağacı tercih etmeleri çok mantıklı. Kesinlikle. Tercih edilen ağaç tipi bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de hepsinin seçilme sebepleri aynıydı. Sağlamlık, esneklik ve kolay işlenebilirlik. Bunlar o dönem yay teknolojisinin 3 altın kuralıydı. Bu özelliklere sahip ince gövdeli bir ağaç veya dal parçası fiziksel dayanımı en verimli olacak şekilde su yoluna göre boylu boyunca kesilirdi. Bir dizi inceltme işleminin ardından yay formunu alan ağacın iki ucu kiriş adı verilen basit bir iple birleştirilirdi. Basit yayların kirişlerini yaparken geyik bağırsağı, bitki lifi ya da işlenmemişleri kullanılıyordu. Hazırlanan kirişi yayın iki ucuna açılan çentiklere takarlardı. İnsanların büyük pençeleri ya da sivri dişleri yoktu. Ama bu eksikliklerini kapatabilecek hayal gücüne sahiplerdi. Bir ağaç parçasını ve bitki lifini birleştirerek kaderlerini tamamen değiştirebilecek bir alet icat ettiler. Mızrakla yaptığım testin bir benzerini şimdi basit yayla tekrarlayacağım. Testin dönemini tam anlamıyla yansıtabilmesi için kemik uçlu oklar kullanacağım. Bugüne kadar birçok farklı yayla atış yapma imkanım oldu. Ancak yayların atası ile ilk defa bir deneme yapacağım. Açıkçası ne kadar başarılı olabilirim ben de bilmiyorum. Hep birlikte test edip göreceğiz. Janbi atışlarını bir balistik jeli yapacak. Önüne koyduğumuz hayvan derisi yayını zorlayacak en önemli faktör. Böylece kullandığımız silahın av sırasındaki gerçek gücünü de görmüş olacağız. Hazır mısın? Hazırım. Okum deriyi delmeyi başarmış ve jele saplanmış. Peki böyle bir yara avımı öldürmeye yeterli miydi? Bıraktığı tahribat mızrakla kıyaslanamaz elbette. Ama tarih öncesi insanlar okların ucuna zehir sürerek bunun da çözümünü bulmuşlardı. Bu akşam kendime bir ziyafet çekebilirim yani. Janbi mızrakla yaptığı atışta 5 saniye kaybetmişti.
Bu da avının onu fark edip kaçmasına sebep oldu. Aynı mesafeden fırlattığı okun hedefine ulaşması ise yalnızca 2 saniye sürdü. Yay gördüğünüz gibi hedefle aranızdaki mesafeyi o dönemde insanların hayal bile edemeyecekleri bir noktaya taşıdı. Test sonuçları da gösteriyor ki mızrağın yayla boy ölçüşmesi imkansız. İşte bu sebeplerden dolayı yay insanların en önemli uzun menzilli silahı haline geldi. Hem de daha az kas gücü harcayarak. Yay insanların hayatına girdikten sonra daha fazla yiyeceğe ulaşmalarını ve doğal olarak nüfuslarının hızla artmasını sağladı. Yaşanan bu gelişmeler, dünya tarihinde oldukça önemli kırılmalara sebep olacaktı. Yayla ilk avını avlayan insanlar büyük ihtimalle şöyle düşündüler. Neden bu etkili silahı düşmanların üzerinde de kullanmayalım ki? İşte bu düşünce dünya savaş tarihini kökünden değiştirecekti. Ok ve yay, medeniyetlerin doğuşunda ve çökmesinde çok önemli bir aktör haline alacaktı. Ancak yayı düşmanlarına karşı kullanma düşüncesi insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra somut bir hal alabilmişti. Çünkü bölgelerini savunan insanların hayatına mülkiyet kavramı girmişti. Mülkiyet ise başka bir kavramı doğuracaktı. Savaş. İnsanoğlu artık kendisini doğadaki en vahşi canlıdan korumalıydı. Yani kendisinden. Artık daha güçlü silahlar yapabilen ve organize olabilenlerin ayakta kalabileceği bir dönem başlamıştı. Yay da şüphesiz bu gelişimden en çok etkilenecek silah olacaktı. İnsanlar yayı geliştirirken elde etmek istedikleri tek sonuç oku en uzağa, en etkili şekilde fırlatmaktı. Savaş alanında bunu kim başarırsa düşmanını mecburi manevralara zorlayacak ve büyük bir avantaj elde edecekti. Yayın gelişimi tabii ki uzun tecrübeler sonunda yaşanacaktı. İlk yapılması gereken şey ise sahip oldukları basit yayın hızını ve menzilini arttırmaktı. Yay, insanın kas kuvvetiyle bükülürken üzerinde enerji toplayan ilk buluştur. Okçu gerdiği yayı serbest bıraktığında biriken enerjinin salınımıyla ok büyük bir hızla ilerler. Yani yay ne kadar gerilirse ok da o kadar uzağa gidecektir. Buradaki en önemli detay yay gövdesinin maksimum gerilime dayanıklı olması. Şimdi İbrahim ve Jan bir referanslar üzerinden ürettikleri dünya tarihinin ilk yayının dayanabileceği maksimum gerilim kuvvetini birlikte test edecekler. Böylece yay teknolojisinin gelişimini adım adım izleme fırsatı yakalayacaklar. Geliyorum. 1 kilo. 5 kiloya ulaştım. Biraz daha zorlarsak kırılacağından eminim. Ama ne kadar kuvvete dayanabildiğini merak ediyorum. 'Bizim ürettiğimiz basit yayın gücü yaklaşık olarak 7 kilogram. Bu da etkili bir menzil silahına sahip olmadığımız anlamına gelir. İnsanlar yaklaşık 7 kilogramlık bir kuvvete dayanabilen basit yayların etkili menzilini arttırmak için boylarını uzatmaya başladılar. Bu sayede üzerinde daha fazla enerji birikmesini sağladılar. Ancak daha güçlü bir silaha sahip olmak istiyorlarsa yeni bir teknolojik devrime ihtiyaçları vardı. Basit yaylar için ulaşılabilecek maksimum teknoloji buydu. Artık yaylar bir insan boyuna ulaşmıştı ve daha uzun yaylar üretmek kullanışsız bir silaha sahip olmak anlamına geliyordu. Yani dönemin mühendislerinin yeni bir fikre ihtiyaçları vardı. İlk çağların erken dönemlerinde hüküm süren Asurlulardan günümüze ulaşan duvar resimleri sayesinde Asurlu mühendislerin yay teknolojisinde bir devrim gerçekleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Çizimlerde dikkat çeken en önemli detay yay boylarının kısalması. Peki ham maddesi hala ağaç olan yayın hem daha kullanışlı hem daha güçlü olması nasıl sağlanmıştı? İbrahim ve Jan bir ellerindeki eski çizimlerden yola çıkarak
bu devrimin izlerini bize göstermeye çalışacaklar. Asurlular yay gövdesini farklı malzemelerle destekliyorlar. Bu sayede yay boyları kısalmaya ve vuruş güçleri de her zamankinden daha yüksek olmaya başlayacaktı. Muhtemelen o dönemde farklı coğrafyalarda da yay teknolojisinde benzeri gelişmeler yaşanmıştır. Ama tabii Asurlulardan günümüze ulaşan duvar resimleri bu gelişmelerle ilgili en net bilgiyi veriyor. Bu da bize dönemine uygun bir Asur yayı yapma imkanı sağlıyor. Hadi o zaman birlikte Asur yayının sırlarını keşfedelim. Yayları geliştirmek için kullanılan ilk malzeme hayvan tendonuydu. Yay gövdelerinin sırt kısmı bu malzemeyle kaplanarak sinir sırtlı yaylar üretildi. İlerleyen dönemlerde ise yayın karın bölgesine boynuz yapıştırılmasıyla da daha kuvvetli olan kompozit yaylar üretildi. Asurlular işte bu bileşenler sayesinde kısa ve güçlü yaylara sahip olmayı başardılar. İbrahim ve Janbi Asurluların arkalarında bıraktığı bu kadim bilgileri kullanarak aynı yöntemlerle kompozit yay üretecekler. Ancak bu işlem sırasında oldukça titiz davranmalılar. Çünkü yapacakları en ufak hata yayın istenilen güçte olmamasına ve atış sırasında kırılmasına sebep olabilir. Dünya tarihinde o günden sonra üretilecek yayların tüm bileşenleri artık bir araya getirilmişti. Son gelişmelerden sonra yay çok önemli bir silah haline geldi. Bu durum onu dünya savaş tarihinin en çok insan öldüren silahı haline getirecekti. Yayların gelişimini daha iyi anlayabilmek için savunma amaçlı geliştirilen zırhları da yakından tanımak oldukça önemli. Çünkü saldırı silahlarına paralel olarak savunma ekipmanları da gelişti. Bu savaş teknolojisinin değişmeyen döngüsüydü. Babil İmparatorluğu'nda bulunan İştar Tapınağı'ndaki kabartmalara baktığınızda askerlerin kıyafetlerinde dikkatleri üzerine çeken bir detayı fark edebilirsiniz. Kısa kollu bronz zırhlar. Anlaşılan o ki Asurlularla savaş halinde olan Babil'ler kompozit yaya karşı savunmalarını geliştirmişler. Janbi, Asur yayının darbe gücünü Ferhat'ın hazırladığı düzenekte test edecek. Bakalım Babillerin zırhları onları dünyanın ilk kompozit yaylarından biri olan Asur yayından koruyabilecek mi? Janbi'nin yeni yayını değerlendirmek için hazırladığımız düzenekte hedefte zırhlı bir Babil askeri var. Ayrıca bu atışı iki farklı mesafeden yaparak gerçek bir savaş anını olabildiğince canlandırmaya uğraşacağız. Evet, sonuçlar nasıldı? Gözlemlediğim kadarıyla yakın mesafe atışların daha iyi sonuç verdi. Mustafa, sonuçları ekrana yansıtır mısın? Yakın mesafedeki atışın saatteki hızı 162 kilometre. Ve benim buradan gördüğüm kadarıyla zırhı delip jelde derin bir yara açtı. Hadi gidip bir de yakından bakalım. Diğer atışların da etkisini görmek istiyorum. Hadi bakalım. Önce mavi oklarınla ilk atış noktasından yaptığın atışları inceleyelim. İki okum da zırhı delmeye başarmış. Hatta bir tanesi tam göğse saplanmış. Evet. Kesinlikle ölümcül bir yaraya sebep olmuş. Yani bu askerin artık savaşa devam etme ihtimali yok. Hatta okun saplandığı bölgeye göre savaş meydanında kan kaybından ölme ihtimali bile var. Janbi 15 metreden mavi oklarla yaptığı iki atışta da Babil zırhını delmeyi başardı. Hatta oklardan biri balistik jelde 5 santimetrelik bir yara açtı.
Peki ya kırmızı oklar? Kırmızı oklar bir tanesi derine saplamış. O da kesinlikle ölümcül bir yaraya sebep olmuş. Yani toparlayacak olursak dört okum da zırhı delmeyi başarmış. Ki savaş alanında hücum eden tarafta olan bir askerin gövdesine dört ok isabet etme ihtimali çok yüksek. Yani bu test aslında okçu birliğine karşı hücum eden bir askerin başına gelebilecekleri neredeyse birebir yansıtıyor. İlk bakışta bronz zırhların Asurya'yı karşısında başarısız olduğunu düşünebiliriz. Ama şu detayı unutmamak çok önemli. Atılan okların rahatlıkla 150 metreye ulaştığı bir dönemde geliştirilen bu zırhlar sayesinde yaylar ancak 30 metreden ölümcül olabiliyordu. 150-200 metrelik mesafelerden yapılan atışlar karşısında bronz zırhlar hala hayati öneme sahipti. Bu zırhlar %100 bir koruma sağlayamamış olsa da savunma alanında önemli bir gelişmeydi. Ancak yay teknolojisi hala bir adım öndeydi. Asurlar dönemin en uzun menzilli silahlarından birine sahipti diyebiliriz. Bu silahın da katkılarıyla büyük bir imparatorluk kurmayı başarabilmişlerdi. Yayı daha ergonomik bir silah haline getiren Asurluları, Hitit medeniyetinin at arabalı okçuları takip etti. Milattan sonra 500 yıllarındaysa Romalılar, yayı omuza değil göze doğru çekme tekniğini geliştirerek hedefe isabetli atış konusunda büyük fark yarattı. Peki oku ve yayı en mükemmel hale getirenler kimlerdi? Tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek vardır ki, okun ve yayın en gelişmiş hali Orta Asya Türk kavimlerinin eseriydi. İbn Haldun'un da dediği gibi coğrafya kaderdir. Türkler de Orta Asya şartlarında ayakta kalabilmek için kader arkadaşı olarak ok ve yayı seçmişlerdi. Bozkır'ın göçebeleri Türklerin bu yetenek ve teknikleri onları Asya'nın hakimi yaparken aynı zamanda şöhretlerinin geniş coğrafyalara yayılmasını sağladı. Türk okçuluğu denilince akla gelen ilk kavim olan İskitler, M.Ö. 8. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Avrupa'nın doğusu ve Orta Asya'daki Tanrı Dağları bölgesinde varlıklarını sürdürdü. Tam 500 yıllık bu varlığın ve şöhretin sebebi ise şüphesiz dönemin en iyi okçuları olmalarıydı. Bu Grek vazosundaki geriye dönük ok atan İskit savaşçısı tasviri bize onların şöhreti hakkında çok şey anlatıyor. O dönemde sadece büyük kahramanlıkların ve unutulmayacak olayların kayıt altına alındığını hesaba katarsak Yunanlıların İskitlerden neden bu kadar etkilendiğini daha iyi anlarız. Çünkü İskitler bu konuda gerçekten çığır açmışlardı. İskitlerin Türk olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etse de içinde Türklerin de bulunduğu karışık bir okçu kavim olduğu konusunda birçok tarihçi birleşiyor. Biz de Türk tarihini araştırırken İskitleri başlangıç noktamız olarak kabul ediyoruz. Yayda en iyisi olmak çok sıkı bir çalışma gerektirir. Bu nedenle her bir İskitli kadın erkek demeden doğdukları andan itibaren talimlere başlar ve yayı vücudunun bir uzvu gibi kullanana kadar devam ederdi. Ancak İskitlerin tek mahareti iyi okçu olmaları değildi. Onlar kendi tasarımları olan mükemmel bir yaya sahiplerdi. Peki bu yayı diğer kompozit yaylardan ayıran özellik neydi? Tarihçi Koray Şerbetçi, Janbi ve İbrahim'e İskit yayının izini sürebilmeleri için yardımcı olacak. Bakın bu Greklerin o meşhur İskitli okçuyu tasvir ettikleri tabak. Elimizde İskit yayına ait en eski çizim bu. M şekli İskitli yay ustalarının bir nevi imzası gibi herhalde. Peki bu o dönemde İskitlerin yay teknolojisine kattıkları en büyük yenilik miydi? Öyle de diyebiliriz. Birbirine karşıt kıvrımlar müthiş bir hayal gücünün eseri. Aynı zamanda da mühendislik harikası. Kıvrımlar sayesinde yayda maksimum gerilim kuvvetinin oluşmasını sağladılar ve ok menzillerini 300 metrenin üstüne çıkardılar. Neredeyse Asurluların 3 katı menzile ulaşmışlar. Kesinlikle buraya çizilmeyi hak etmişler. Ama size asıl göstermek istediğim ve beni de çok heyecanlandıran şey işte bu fotoğraf. Neden bu kadar önemli? Çünkü Çin'in Sincar bölgesinde bir anıt mezarda bulunan 3000 yıllık İskit yayının bir fotoğrafı bu. Yunanların tabak çiziminden mezarda bulunan İskit yayı birebir örtüşüyor. Greklerin tabak çiziminden yayın sadece şekliyle ilgili bilgi sahibi olduk. Ama anıt mezar sayesinde
yayın yapıldığı malzemelerin hepsini analiz etme şansını yakaladık. Atalarımızın nasıl yaylar kullandığından artık %100 eminiz. İskitler, ölülerinin öbür dünyada savaşmak için yaylarına ihtiyaç duyacağına inanırlardı. Çünkü en iyi bildikleri şeyi artık ölüler aleminde tekrarlayarak yaylarıyla beraber önlerine çıkacak engelleri rahatlıkla ortadan kaldırabileceklerine emindiler. Bu yüzden savaşlarda kullandıkları yayları da onlarla birlikte gömülürdü. İşte bu mezarlar sayesinde İskitlerin babadan oğula miras bırakarak geliştirdikleri silahlara yeniden sahip olduk. Düşünsenize 3000 yıl önceki atalarımızın kullandığı bir silahı aynı yöntemlerle yeniden üretebiliyoruz. Bu çok az medeniyetin günümüzde gerçekleştirebildiği muhteşem bir olay. Tarihçi Koray Şerbetçi'nin bıraktığı fotoğraflar ve notlar üzerinden çalışmaya devam eden İbrahim ve Janbi, tasarımlarıyla yay teknolojisinde devrim yaratan İskitlerin kadim sırlarını keşfe başladılar. Baktığımız fotoğraflarda İskit yayının farklı bir özelliği vardı. O dönemde kullanılan yayların dış kısmına boynuz yerleştirilirken İskitliler yay gövdesini ikiye ayırıp boynuzu aralarına yerleştirmişler. Peki buradaki malzemeler? İskeleti oluşturan parçalarda İskitlileri diğer yaylardan ayıran farklı bir özellik daha var. Asur yayını incelediğimizde dikkat edersen tek bir parçadan oluşurken ana çekirdek malzeme İskitliler yay gövdesini 3 parçaya ayırdılar. Tek parça iskelete sahip yaylar bile bazen kırılabiliyorken böyle bir yayın karşılaştığı kuvvet karşısında dağılmaması nasıl mümkün oluyor? O sorunun cevabı kullanılan tutkalda. O dönemde İskitliler Mersin balının hava kesesinden elde edilen tutkal kullanırlardı. Ayrıca İskit yayının iskeletini oluşturan ana gövdedeki ılgın ağacı diğer ağaçlardan daha fazla tutkal emme özelliği vardı. Yani her şey birinci sınıf. Birinci sınıf malzeme de ortaya birinci sınıf bir yay çıkartıyor. Aslında İskit yayının çalışır duruma gelmesi için imalat aşamasından sonra kuru bir ortamda 1 yıl bekletilmesi gerekiyor. Bu kadar kısa sürede Janbi'ye sadece imalat aşamalarını gösterebildim. Yani bugün Janbi daha önceden yapmış olduğum İskit yayını test edecek. Basit yay 7 kilogram, tarihin ilk kompozit yaylarından olan Asur yayı ise 25 kilogramlık bir kuvvete dayanabiliyordu. Peki yay teknolojisinde büyük bir devrime yol açan İskit yayları gerçekten de anlatılanlar kadar güçlü müydü? Evet, açtım. Geldi. Şuradan aldım. Topluyorum. 5 kilo. 8. 10 kiloya gelmek üzere. Devam ediyorum. Devam et. 35 kilo ve hala tek parça. Gözlerimle görmesem bu yayın 3 farklı parçadan yapıldığına beni kimse inandıramazdı. Gerçekten çok güçlü bir yay. Arkeologlar bir mezarı açtıklarında ölünün 2 kolu arasındaki farktan okçu olup olmadığını anlarlar. Bunun en büyük sebebi İskit yayının çok kuvvetli olmasıydı. İyi bir kompozit İskit yayı tam 200 yıl kullanılabiliyordu. Her bir İskitli baba oğluna ya da kızına bu yayın nasıl yapıldığını öğretirdi. Seçilen ağacın özelliğinden tutkal üretimine kadar bildiği bütün ustalık sırlarını aktarır ve kendi yayını yapması için ona yardımcı olurdu. Şimdi Janbi bu gelenek üzere üretilen İskit yayını test edecek. Janbi'ye bu ana kadar fiziksel olarak en iyi durumdayken atış yaptırdık. Madem ki bu test için getirdiği yay çok güçlü, bakalım yoruldukça atış kabiliyeti ne kadar değişecek. Janbi, İskit yayıyla üst üste atışlar yapacaksın. Bu sırada hem atış anındaki nabız değişikliklerini hem de diğer değişkenleri ölçeceğiz. İskitli bir okçu savaş anında 150 ile 200 ok atarken bakalım sen kaç ok atabileceksin? Yani her seferinde koluma yaklaşık 50 kiloluk bir yük bindireceksiniz. İyiymiş. Mustafa, hazırlıklar tamam mı?
Neredeyse bitti. Jambi yerine geçene kadar hazır oluruz. Jambi unutma. Testin sonuç vermesi için atışların arasında dinlenmemelisin. Anlaşıldı. Jambi bu defa tasarımı ve gücüne hayran kaldığı İskit yayıyla zorlu bir deneyim yaşayacak. Ferhat ve İbrahim ise bu sırada Jambi'nin fiziksel performansını yakından izleyecekler. Yorulmaya başladım. Vücut ısı arttı. Nabız da yükselmeye başladı. Kolumu hissetmiyorum. Pes ettim. O dönemde yaşamış olsaydım İskit çocuklarıyla bile yarışamazdım herhalde. Sonuçlar nasıl peki? İlk ve son atışını kıyasladığımızda genel bir kanıya varma şansımız olacak. İlk atışında okun hızı saatte 183 kilometreye ulaşmış. Yayı germe mesafen 67 santimetre. Kol kasının sıcaklığı 37.4 derece. Bu sonuçlar en uygun şartlarda gerçekleştirdiğin atışına aitti. Ve hedefi vurmayı da başarmışsın zaten. Şimdi son denemeleri görebilir miyiz? Hemen hazırlıyorum. Yorgunluğun etkisiyle yayı germe mesafen 60 santimetreye düşmüş. Okun hızı ise 156 kilometreye. Kol kasının sıcaklığı 2.2 derece artmış. Ve hedefi de tutturamamışsın. Anlaşılan yayım seni bayağı hırpalamışa benziyor. Hem de nasıl, buyur yayını alabilirsin. İskit yayıyla bu kadar macera bana bir ömür boyu yeter. Özellikle son atışlarda kol kaslarımdaki yanma o kadar arttı ki hissettiğim acı yüzünden yayı germem imkansız hale geldi. Aynı zamanda belimde ve sırt kaslarımda da en az kolumdaki kadar yanma hissettim ve hedefime odaklanamadım. Kolumu hissetmiyorum. Pes ettim. İskitlerin neden çocukluktan itibaren antrenmanlara başladığını artık daha iyi anlıyorum. Yay, İskitlerin günlük hayatlarının her alanına nüfuz etmişti. Bu sayede İskit yayını kullanmak onları yoracak bir aktivite olmaktan çok uzaktı. Bu aktivitelerin tek amacı kol kaslarını güçlendirmek değildi. Yaptıkları yayın sağlamlığını, ürettikleri okun kuvvetini ve hatta yeni atış tarzlarını dahi hep bu antrenmanlar sayesinde geliştirdiler. Antrenman sahalarını Ar-Ge laboratuvarı olarak düşünebiliriz. Eğer iyi oklara sahip değilseniz, yayınız ne kadar güçlü olursa olsun ondan alacağınız verim düşecektir. İskitler de bunun bilinciyle dönemin en etkili oklarını ürettiler. Milattan önce 800'lü yıllardan başlayarak yaklaşık 500 yıl boyunca madenleri onlardan daha iyi işleyen bir ulus ortaya çıkmadı. Bu avantaj İskitleri ok uçları üretiminde de zirveye taşıdı. Acaba bu mucit savaşçıların ok uçları için ürettikleri dahiyane fikirleri nelerdi? Ve bu fikirler sahada ne kadar verimliydi? Jambi ve İbrahim tarihi kalıntılardan elde edilen görselleri inceleyip antik İskit ok uçlarını yeniden üretmeyi deneyecekler. Her ne kadar demir çağı yaşansa da demir henüz yeteri kadar üretilemediği için pahalı bir cevherdi. Dolayısıyla da kullanımı çok yaygınlaşmamıştı. Ancak İskitler bu yeni madenin bronzdan daha dayanıklı olduğunun da farkındaydı ve demiri silahlarında kullanırlarsa düşmanlarına karşı avantaj elde edeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden ok uçlarının belirli bir kısmını demirden imal edip üzerini de bronzla kaplamayı tercih etti. Evet, ok uçlarımız hazır. O dönemde kullanılmamasına rağmen ayak kısmına da endam verdim ki sürtünmeden dolayı hiç enerji kaybetmesin ve çok daha iyi darp sonucu elde edelim. İyi fikir. Bende en çok merak uyandıranı bu kancalı olanı. Bu da dönemin standart uçlarından biri değil mi?
O dönemde en çok tercih edilen ok ucu buydu. O halde bu ikisini kıyasladığımızda İskitlerin tasarladığı ok ucunun başarılı olup olmadığını görebiliriz. Kesinlikle. Janbi ve ekibi şimdi de İskitlerin tasarladığı ok uçları sayesinde elde ettiği avantajları gözlemleyecek. Ok uçlarının verebileceği maksimum zararı görmek için balistik bir jel hazırladık. Bu sefer Janbi ile beraber İbrahim de atış yapacak. Janbi kanca uçlu, İbrahim ise klasik ok ucunu deneyecek. Senin okuna bakalım. 10 santimetre içeri girmiş. Janbi senin okun ise tam olarak 7 santimetre içeri hesaplanmış. Galiba İskitler bu tasarımla oklarının darbe gücünde epey bir kayıp yaşamışlar. Aslında benim bu testte görmek istediğim şey okların ne kadar derine saplandıkları değildi. Arkadaşlar jeli masaya alabilir miyiz? Görüyor musun? Normal ok ucunu çekip çıkardığım zaman jelde çok büyük bir tahribata sebep olmuyorken, kancalı ok ucu ise neredeyse saplandığı bölgeyi tamamen parçalıyor. Aa, böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Belki savaş alanında kancalı okla vurulduğunuzda hayatta kalma şansınız çok çok düşüktü. Kancalı okla vurulan biri büyük bir çıkmaza girmiş demekti. Oku vücudundan çıkarmadan yaranın tedavi edilmesi mümkün değildi. Ancak oku çıkardığı anda da bedeninde büyük bir yara oluşuyordu. Yani İskitler düşmanını savaş alanından canlı çıkarmama konusunda kararlıydılar. Türkler, Orta Asya'da kader arkadaşı olarak seçtikleri yaya, getirdikleri yeniliklerle savaş meydanlarında durdurulamaz bir güç haline gelmişti. Ancak bununla da yetinmeyeceklerdi. Onlar, Bozkırların yenilmez savaşçısı olmak için denkleme bir parça daha ekleyecekti. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. Çünkü kaçan her fırsat bozkıra karşı ölümcül bir yenilgidir. Bu ortamda uyanıklığını yitiren ve hareket kabiliyetini kaybeden her canlı bir ava dönüşür. İskitler de hareket kabiliyetlerini en üst düzeye çıkaran atları oyuna soktular. En merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum. Atın savaş alanına kattığı o büyük avantaj neydi? Hız ve manevra kabiliyeti. At üzerindeki bir savaşçının piyadeye üstünlüğü tartışılmaz. Peki bu durum savaş sahasında neleri değiştirdi? İşte asıl soru bu. Atlı okçuların kullanımı savaş stratejilerine bir derinlik kazandırdı. Yalnızca piyadelerle yapılan savaşta komplike bir taktik veya stratejiden bahsetmemiz mümkün değildir. Bunu sadece piyonlarla satranç oynamaya benzetebiliriz. Kalenden uzakta ve fil bulamayacağın bir coğrafyadasın. Bu aslında çok güzel bir örnek. Eğer strateji konusunda yetenekli bir komutanın ve fark yaratan unsurların yoksa savaş sayıca üstün taraf lehine kısa sürede sonuçlanırdı. Ama atalarımızın savaş tarihi aksini kanıtlayan hikayelerle dolu. Kesinlikle. Ordunda at üzerinde doğmuş, yay kullanma konusunda efsane haline gelmiş Türk savaşçıların varsa düşman için sayı üstünlüğü hiçbir anlam ifade etmeyebilirdi. Savaş alanına kattığınız küçük bir yenilik bile yıllarca süre gelen muharebe alışkanlıklarını etkileyebiliyorken, Bozkır kavimleri atları oyuna sokarak harp tarihini kökünden değiştirecekti. Türkler kendilerini atlarına ve yaylarına adamıştı. Bu adanmışlık doğal olarak çok önemli icatları da beraberinde getirdi. Üzengi ve eğer, binici ve at arasındaki ahengi bambaşka bir seviyeye taşıyacaktı.
Canbi, atlı okçuluk eğitmeni Ercan'ın hazırladığı parkurda üzenginin icadının dünya savaş tarihindeki önemini ve atlı okçuluğun gelişimini bizlere uygulamalı olarak anlatacak. Canbi, biliyorsun ki üzenginin icadı savaş tarihinde yeni bir çağ başlattı. Ve bu at üzerinde ok atmaya çok yardımcı oldu. Evet, üzengenin keşfiyle savaşçının at üzerindeki dengesi daha da sağlamlaştı. Bu sayede kılıç ve mızrakları rahat kullanmaya başladılar. Ama en önemlisi ok atışlarındaki isabetleri keskinleşti. O zaman aradaki bu farkı görmek için hazırladığımız testi denemeye hazır mısın? Hazır. Janbi, eğer siz bindiği atının sırtında 50 metrelik parkurun 3 farklı noktasında bulunan hedeflere atış yapacak. Daha sonra da aynı parkuru tam koşumlu atıyla tamamlayacak. Üzengi ve eğerin muhteşem bir icat olduğunu şimdi gerçekten daha iyi anlıyorum. Bu ekipmanlar olmadan at 4 nala koşarken sarsıntıdan dolayı dengemi bulmak için büyük mücadele verdim. İş gezlemeye geldiğinde ise o kadar zorlandım ki okumu ikinci hedefe yetiştiremedim bile. Açıkçası üçüncü hedefe okumu attığımda yerine ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyordum bile. Üzengilerimi ayağıma yerleştirdikten sonra hissettiğim denge farkı inanılmazdı. Hedeflerim de gayet rahattım, atışlarım çok stabildi. İsabet oranım da bir o kadar arttı. At üzerinde ok atmanın püf noktası, atın dört ayağının da havada olduğu anı yakalamak. Ancak bir saniyeden daha kısa süren bu anda hem nişan almak hem de oku fırlatmak oldukça zor bir faaliyet. Bütün ömrünü at üzerinde geçiren Türk kavimleri için bu aslında çok kolay bir faaliyetti. Ancak çok çalışmaları gerekiyor. Janbi, atın dört ayağının da havada olduğu anı yakalayıp oklarını hedefe fırlatmayı başardı. Üstelik bu sefer atını üzengileriyle çok daha rahat kontrol etti. Üzengi ve eğerin icadı tarihte geri döndürülemez bir çağ başlattı. Bazı uzmanlar tarafından insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biri sayılan bu teknoloji, süvarilerin savaşlardaki etkinliğini arttırdı ve Türk kavimlerini tarihte çok önemli bir yere taşıdı. Türk atlı okçuları yeni keşiflerle birlikte köklü devletlerin korkulu rüyasına dönüşecekti. Bu kusursuz savaşçılar Hunların tarih sahnesine çıkmasıyla da Türklerin Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlayacaktı. Bir sonraki bölümümüzde dünyanın en iyi atlı okçuları Hun Türklerinin başarısının izlerini sürerken Türklerin devlet olma sürecini inceleyeceğiz. Ve tabii ki Mete Han'ın icadı olan ıslık okunun esrarını çözeceğiz. O zamana kadar gözünüz hedefte olsun.